Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu Brawl Stars bölümünde çok merak edilen bazı noktalara değineceğim. Çakın neredeyse kesinleşen çıkış tarihiyle ilgili ve yeni ücretsiz Mecha Cold kostümü ve daha çok ücretsiz ödülle alakalı bugün bazı önemli bilgiler vereceğim diyeyim sizlere. Bu videoyu geçmeden önce videoya like atla ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim deyip hemen videoya geçeyim. Evet, öncelikle arkadaşlar Supercell Make sayfasına geçenlerde de bir video çekmiştim ve 5 Ekim'de oylamanın başlayacağını söylemiştim. Nedir bu Supercell Make? Yeni bir etkinlik var arkadaşlar. Senin benim gibi oyuncular, çizimciler buraya Brawl Stars'ta gelmesini istedikleri Cold kostümlerini dizaynlayıp arkadaşlar Supercell Make sitesine yüklüyorlar. Ve tüm yüklemeler yapıldı arkadaşlar, artık 5 Ekim itibariyle. Artık oylama başladı ve oylamada kısa süre sonra bitecek arkadaşlar. Bu yüzden de kesinlikle Supercell Make sitesine girin abi ve gördüğünüz gibi üstte profil yazıyor. Burada kendi oyun ID'leriniz, yani Supercell ID'leriniz arkadaşlar, bu siteye giriş yapabiliyorsunuz ve giriş yaptıktan sonra istediğiniz bir Cold kostümünü oylayabiliyorsunuz ve burada en çok oyu alan Cold kostümü de arkadaşlar oyuna ücretsiz bir şekilde gelecek ve burada şu an en iyi en son finalistler vesaire var abi. Ben buradan bazı kostümlere bakacağım arkadaşlar. Ben bu kostümleri daha öncesinde de baktım ve burada gerçekten de Mecha Cold kostümleri benim aşırı hoşuma gitti. Mecha Cold kostümlerini kesinlikle oylayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten finalistlerden birinci gördüğünüz gibi. Onun haricinde bir sürü Cold kostüm var arkadaşlar ama en güzelleri dediğim gibi bence Mecha Cold kostümleri. Yani ücretsiz bir Mecha Cold kostümü oyuna gelirse harbiden harika olur. Çünkü bildiğiniz gibi Mecha kostümleri 300 elmasa satılıyor. Yani efsanevi kostümler oluyor bütün Mecha kostümleri. Ve ücretsiz bir oyuna Mecha kostümü gelmesi demek gerçekten muazzam bir şey olabilir. Tüm oyuncular ücretsiz bir şekilde Mecha Cold sahibi olabilirler. O yüzden bence Mecha Cold'lara oy vermek daha mantıklı gibi geliyor bana arkadaşlar açıkçası. Bilmiyorum bu konuda siz ne düşünüyorsunuz. Ben tabi burada bütün Cold kostümlerini size göstermeyeceğim ancak burada gerçekten bir sürü Mecha Cold kostümü de var. Bir sürü kostüm de var Cold'la alakalı. Siz kendinize yakın olanı buradan likeleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi likeladığınız kostüm bence Mecha kostüm olsun. Çünkü Mecha kostümler dediğim gibi 300 elmas oyunda veriliyor ve yani önemli abi. Bak mesela Mecha kostümlerden biri yine. Ya tabii ki de buradaki göründüğü gibi gelmeyecek oyuna, daha da detaylı bir şekilde gelecek ama Mecha kostümleri dolu her yerde. Ve bence de oyuna Mecha kostüm gelmesi gerekiyor Cold'la alakalı, ücretsiz bir de yani abi, daha ne olsun ki yani. Evet, mesela Mecha Cold'lardan yine bir tane daha var arkadaşlar, böyle bir Mecha Cold var. Birazcık daha bakacağım, son bir sayfa daha yeniledim. Ya bunlar hep Ember'ın kostümüne falan benziyor, bunlara oy vermeyin arkadaşlar ya. Başka bakalım hocam var mı diye düşünüyorum. Burada buz büyücüsüne benzemiş Clash Royale'deki. Başka da arkadaşlar, ooo Thunderbolt Cold. Uf, bu da güzelmiş lan. Üf hocam. Bunlar da güzel duruyor yani, Mecha Cold'umsu. Harbiden iyiymiş. Vallahi arkadaşlar bu da güzelmiş. Thunderbolt Cold bayağı iyiye benziyor. 500 like'ı var. Arkadaşlar çok sağlam durmuyor mu bu kostüm? Bu kostümü oylayın. Yani Mecha Cold kostümü, oylayın abi bunu. Tam böyle Bone'un da Mecha şekline benziyor. Ben bunu oyumu vereceğim arkadaşlar ya. Bu Mecha kostümüne oyunumu vereceğim ya. Bu Mecha kostümüne mi oyumuzu versek arkadaşlar, yoksa? Bir de burada bir Mecha kostüm var arkadaşlar. Burada da bir Mecha kostüm var. Mecha Cold diyor, bakın burada böyle bir Mecha Cold kostüm var. Sizce hangisine oy vermem lazım ya? İkisinden biri, bakın bunlar da atış efektleri vesaire demiş. Düz hata ve süper olaraktan ikiye ayrılmış. Ya bu mu daha iyi, diğeri mi? Bu da Mecha Cold arkadaşlar. Diğeri de Mecha Cold ama çizim olaraktan diğeri bana daha böyle Mecha Cold'umsu gibi geldi. Hocam ben buradan like'ımı atıyorum. Alvaro DC'miş yapandı arkadaşlar. Umarım oyuna gelir diyerekten like'ımı attım arkadaşlar. Sizler de beğendiğiniz bir Cold kostümünü oylayabilirsiniz Supercell Make sitesinden. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Supercell Make sitesinin içine girip beğendiğiniz bir Cold kostümünü oylamanız. Ama dediğim gibi bunun, bu Cold kostümünün bir Mecha Cold olmasına dikkat edin. Çünkü Mecha'lar dediğim gibi 300 elmas oyuna geliyor ve bedava bir Mecha Cold kostümü herkesin hoşuna gidecektir diye düşünüyorum zaten. İlk 5'te de şu an Mecha Cold kostümleri yer alıyor arkadaşlar çoğunlukla. Ve finalistlerin hepsinde neredeyse Mecha Cold kostümü, onu da söyleyeyim ya. Kesin değil ama %99 bir oyuna Mecha Cold kostümü eklenecek ama hangisi bakalım, hangisi göreceğiz. Ben bunu beğendim. Evet arkadaşlar, Chuck bir gizemli karakter olacak ve Brawl Talk'un ikinci karakteri olaraktan bize gösterildi. Ancak ne Brawl Talk'ta ne de bize gönderilen sneak peeklerde Chuck'ın çıkış tarihiyle alakalı herhangi bir zaman verilmedi. Bu da haliyle bir merak konusu oldu. Acaba Chuck ne zaman oyuna gelecek diye, ve bu süre oldu hala oyuna geldiği yok bu Chuck'ın. Bugün sizlerle beraber Chuck'ın oyuna ne zaman geleceğini 3 aşağı 5 yukarı kesin olaraktan neredeyse arkadaşlar sizlere söylemiş olacağım ve bunu yaparken de tabii ki de bunu kanıtlarıyla birlikte yapacağım. O yüzden hemen şimdi bu kanıtlar neymiş hep beraber bir görelim. Evet, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Chuck'ın çıkış tarihiyle alakalı herhangi bir bilgi verilmese bile Kızıl Chuck kostümünün bize Ekim ayının ortalarında oyuna geleceğinden bahsediyor.
Yani Ekim ayının ortaları da zaten önümüzdeki pazartesi günü başlıyor arkadaşlar. Yani ben de buradan madem karakterin kostümü Ekim'in ortalarında oyuna gelecek, karakterin kendisi de arkadaşlar Ekim'in ortalarında oyuna gelmesi gerekiyor haliyle. Ve Ekim'in ortası da dediğim gibi ayın 9'u ile 15 arası oluyor. En mantıklı fikir de arkadaşlar bu karakterin ayın 9'u gibi oyuna geleceği yönünde. Yani bu pazartesi günü bir sabah uyandığınızda bir anda bu karakter oyuna gelmiş olabilir arkadaşlar. Yüksek ihtimalle de pazartesi oyuna gelecek. Hatta ihtimalle söyleyeyim %99 ihtimalle pazartesi günü karakter oyuna gelecek. Küçük bir ihtimal cuma günü arkadaşlar, %1'lik ihtimalle cuma günü bu karakterin oyuna geleceği yönünde. Yani önümüzdeki hafta içi bu karakteri biz oyunda göreceğiz. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar elinizdeki kredileri biriktirmeye devam edin. Hatta bol bol kredi kasmaya çalışın ki bu karakteri geldiği gibi alın. Gizemli bir karakter, güçlü bir karakter, zaten oynanış videolarında görüyorsunuz ne kadar güçlü bir karakter olduğunu. Kesinlikle ama kesinlikle almaya değecek güzel bir gizemli karakter kendisi. Karakterinde en büyük özelliği arkadaşlar çuf adı üstünde 4 tane, hatta artı 1 alırsanız 4 tane yıldız gücüyle beraber 3 tane bayrak ortalara dikmeniz. O bayraklarda bayraklar arasında da gidip gelebiliyor arkadaşlar süperiyle beraber. Süperisi kendi kendine doluyor. Oyuna ilk başladığınızda süperiniz var ve bunu yaparken de arkadaşlar o bayraklar arasında giderken de rakibinize hasar da verebiliyorsunuz abi. Bayrağı koyarken de rakibe veya kutulara hasar veriyorsunuz. Yani çok OP bir karakter bizi bekliyor. Oynaması bir o kadar da eğlenceli bir karakter. Oyuna geldiği gibi de fark yaratacağını düşünüyorum ben bu karakterin. Onu da söyledikten sonra hemen Brawl Stars Evil sitesi. Evet, ücretsiz ödülleri alabileceğimiz bir site. Hemen bu siteye bir geçelim bakalım. Ve geldik arkadaşlar Evil Brawl Stars sayfasına. Bu sayfa arkadaşlar Brawl Stars'ın neredeyse her ay ücretsiz ödül dağıttığı bir sayfa. Hala bu siteyi bilmiyorsanız evilbrawlstars.com.tr yazarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi her ay burada ücretsiz ödül dağıtılıyor ve her ay arkadaşlar bu turnuvaları sunmaktayım. Yunus'la beraber kanalı takip edin ki arkadaşlar buradaki yayınları kaçırmayın ve ücretsiz ödülleri de kaçırmamış olursunuz bu şekilde. Çünkü neden? Yayınlar içerisinde arkadaşlar sizlere hangi takım kazanır gibisinden bir sürü tahmin yapmaktayım. Ve artık hani 3-4 yıldır Brawl Stars e-spor tarafını sunduğum için bir tecrübe var ve çoğunlukla doğru cevaplar veriyoruz arkadaşlar. Ve çoğunlukla bizi dinleyen insanlar ödüllerde sona kadar geliyor. Bu ayın ödülleri ise arkadaşlar şuraya profile tıkladığımızda ödülleri görüyoruz ve en sonda bir profil ikonu verdiğini görüyoruz. Onun haricinde 65 altın veriyor. Mücevher anlamında da iyi bir mücevher, 60'a yakın bir mücevher veriyor ve bir sürü jeton veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 115 de jeton veriyormuş abi. Bu ayın ödülleri de bu şekilde arkadaşlar. Birinci gün yayınları Yunus'ta, ikinci gün yani yarınki yayınlarda arkadaşlar benim kanalımda olacak. O yüzden kanalı mutlaka takip edin ki arkadaşlar yarınki yayına da gelmeyi unutmayın. Yarın da saat 11 sıralarında öğlen yayınımız başlayacak efendim. Bunlar playofflar olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Kasım'da Dünya Şampiyonası var. 2023 Brawl Stars Dünya Şampiyonası ve oraya gidecek son 4 takım da bu 2 günde belli olacak arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi Supercell bundan önce de Event'tan 2 tane kostüm hediye vermişti arkadaşlar. Bir üçüncüsü de bu sene Kasım'da verilecek. Hangi karakteri kostüm geleceğiyle alakalı da bir fikrim var. Bu videoyu da kaçırmamak için mutlaka kanala abone olmayı ve bu videoda like atmayı unutmayınız efendim. Ve ben bu videoyu da burada noktalandıracağım. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Başka Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.